Arkadaşlar merhaba. İkinci seçim aşaması sınavlarına başarılı olan adaylar ortalama 20 gün sonra genel sağlık muayene işlemlerine çağrılırlar. Sevkler sağlık muayene merkezinin günlük kapasitesine göre yapıldığından adayların çağrılacakları tarihlerde sağlık muayene merkezine gelmeleri önem arz etmektedir. Sağlık muayene merkezine örnek olarak Mevki Askeri Hastanesi verilebilir. Bu hastanelerin bilgileri adayların Özel Kara Kuvvetleri sayfasında yayınlanmaktadır. Oradan bakabilirler. Adaylar sağlık raporu işlemleri için kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen sağlık muayene merkezine nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi ile başvurarak muayene işlemlerine başlayacaklardır. Sivil hastanelerden alınan sağlık raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Sağlık işlemleriniz için sağlık muayene merkezi askeri hastaneleri tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Sağlık muayenesinin tamamlanmasını müteakip adaylar olumlu ön rapor almaları halinde taahhütname noter onaylı doldurarak elden, posta, kargo ile Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı'na Cebeci Ankara teslim edecektir. Taahhütnamedeki sınıf hanesine genel ağda yayınlanan sınıf ve branşınızı yazınız. Örnek piyade, tank, bakım, teknisyen, araç teknisyeni veya muhabere merkezi gibi. Yedek olarak kazanmış olup sınıflandırılması yapılmamış adaylar ise taahhütnamenin sınıf hanesine herhangi bir sınıf ifadesini yazacaklardır. Tüm işlemleri olumlu sonuçlanan ve çağrı yapılan adaylar isteklerinin devam ettiğine dair dilekçeyi eğitimine katıldıkları gün elden teslim edecektir. Sağlık muayene merkezine sevk edilen adaylardan sağlık kurulu raporu alan ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitimine katılmaları için bilahare çağrı yapılacaktır. Genel sağlık muayene işlemleri kaç gün sürer sorusuna cevaben yaklaşık 2-3 gün sürmektedir. İlk gün kan alınacağı için adayların aç karnına sabah 6'da sağlık muayene merkezinde bulunmaları gerekmektedir. Daha sonra ikinci olarak röntgen bölümüne gitmeniz sizin için avantajlı olabilir. Bu arada kan vermeden bir gün öncesi bol bol su için ki kan değerleriniz normal çıksın. Her askeri öğrenci adayına yapılan laboratuvar tetkikleri, radyolojik tetkikler şunlardır. Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi, bulaşıcı hastalıklar, bunlar HIV, hepatitler, tam kan sayımı ve sedimentasyon, tam idrar muayenesi, kanda üre ve kreatinin AST, ALT, ALP, LDH, GGT, bilirubinler, TSH, total kolesterol, trigliserit, açlık kan şekeri, ultrasonografi, EKG, ekokardiyografi, lüzum görülen diğer laboratuvar tetkikleri uygulanır. Adayların genel sağlık taramalarında yerine bilecekleri ağız hastalıkları şunlardır.
tükürük bezlerinin ameliyatla düzeltilebilen hastalıkları ve selim tümörleri, ağız içi ve mukozaları ile dilin ameliyatla düzeltilebilen konjenital anomalileri ve hastalıkları ile selim tümörleri ve defekleridir. Dudağın, damağın, yanakların, dil ve ağız içinin ameliyatla düzeltilmesi tam olmayan, gıda alma, konuşma, çiğneme ve yutma işlemini güçleştiren her türlü anomalileri, posttravmatik deformiteleri, hastalıkları, tümörleri, defekleri ve yanık sekerleridir. Ameliyatla düzeltilmesi tam olmayan görünümü bozan, gıda alma, konuşma ve çiğneme ile el ayak fonksiyonlarını güçleştiren her türlü doğumsal anomaliler, posttravmatik deformatiler ve yanık sekerleridir. Dudağın, yüzün, dilin ve ağız içinin ameliyatla düzeltilmesi imkansız, vazife noksanlığı yapmış, görünümü ileri derecede bozan hastalıkları, geniş defekleri ve harabiyetleridir. Gıda almayı, çiğneme ve konuşma ile yüz görünümünü ileri derecede bozan yanık sekerleridir. Yumuşak damağın ameliyat ve protezle düzeltilebilen fonksiyon bozuklukları yapmamış yarıkları, delikleri ve defekleri. Ameliyatla düzeltilmesine rağmen fonksiyon kazandırılamayan sert veya yumuşak damak yarıkları, delikleri, defekleri, fistülleri ve anomalileridir. Genel sağlık muayenelerinde boğaz bölümünde elenmeye neden olan hastalıklar şunlardır. Larenksin hafif ses kısıklığı yapan iyi huylu hastalıkları, belirgin ses kısıklıkları, ameliyatla giderilmesi mümkün olan farenks şekil bozuklukları, tedavi veya ameliyatla giderilmesi imkansız, gıda alma ve yutmayı güçleştiren farenks şekil bozuklukları, remisyonda nazofarenks kanseri, paranazal sinüslerin, burun boşluklarının, ağız boşluğunun, nazofarenks ve hipofarenksin banik tümörleri elenmeye neden olurlar. Genel sağlık muayenelerinde burun bölümünde elenmeye neden olan hastalıklar şunlardır. Burun boşluklarının konuşmayı güçleştiren, ağızdan nefes almayı gerektiren, tedavi ile giderilemeyen şekil bozuklukları, ameliyatla düzeltilmesi imkansız burun yokluğu ya da burnun ileri derecedeki şekil bozuklukları, burun boşluklarının ve sinüslerinin tedavisi imkansız hastalıkları, bunlar kötü huylu tümörleri, lupus, tüberküloz, lepra, sklerom, 3. dönem sifilizinin seste bozukluk yapmış ya da estetiği ileri derecede bozmuş harabiyetleri, şekil bozuklukları, ileri derecede fena kokulu ozen. Burun hastalıklarının yüzde önemli derecede şekil bozukluğu yapmış, tedavisi imkansız, iyi huylu tümörleri, bunlar osteokondrom, fibrom. Burun boşluklarının tedavi ile iyileşmiş olmasına rağmen bu maddenin B diliminde yer alan arızalar kadar şekil bozukluğu yapmış ve yüzde kalıcı deformite oluşturan iyi ve kötü huylu tümörlerinden veya iltihaplarından elenmeye neden olurlar. Adayların genel sağlık taramalarında elenebilecekleri çene hastalıkları şunlardır. Çenenin ameliyat ve tedavi ile düzeltilebilen, çiğnemeyi kısmen bozan, odontojenik ve nonodontojenik hastalıkları, bunlar kist, fistül, apse, selim tümörleridir. Alt ve üst çenenin ameliyatla düzeltilebilen hafif derecedeki şekil bozuklukları, çene ekleminin ameliyat ve tedaviyle düzeltilebilen hastalıkları, çenenin ameliyat ve tedavi ile düzeltilebilen trismus, konstrisyon ve ankilozlarıdır. Yüzün, boynun ve saçlı derinin ameliyatla tedavi edilse de fonksiyonu ve görünüşü bozan iyi huylu tümörleri, skratisleri ve keloidleridir. Ağzın açılmasına en fazla 2 santim dahil kadar izin veren çenenin konstriksiyonları ve ankilozlarıdır. Çenenin ameliyatla tedavisi tam olmayan odontojenik ve nonodontojenik kist, tümör ve
defektleridir. Yüz ve boynun ameliyatla tedavisi tam olmayan, çene ve boynun hareketlerini kısıtlayan skratistleri, konjenital anomileri ve ameliyat sekerleridir. Çene ekleminin tedavisi imkansız tam anikilozu ve çiğnemeyi ileri derecede bozan çıkık sekerleri, açılması 20 mm hariçten az olan ve tedavisi imkansız çene konstriksiyonları, çenenin ameliyatla tedavisi imkansız, çiğneme fonksiyonunu bozan konjenital ve sonradan olma şekil bulukları, tümörleri, hastalıkları, geniş defekt ve skratistleridir. Alt veya üst çenenin çiğneme, konuşma ve yutma fonksiyonlarını hafif derecede güçleştiren eski kırıkları, kemik iltihapları ve şekil bozukluklarıdır. Ameliyatla veya ortodontik tedavi ile düzeltilebilen çene anomalileri, alt ve üst çenenin ameliyat ve protezle düzeltilebilen kısmi harabiyetleri elenmenize neden olur. Adayların genel sağlık taramalarında elenecekleri deri hastalıkları şunlardır. Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri, pigmentte veya depigmentte nevüsler, tatuajlar yani dövmeler, hemanjiyomlar, keloidler, skratistler ve yanık izleri. Bunlar yüz bölgesinde 4 cm kareden, diğer vücut bölgelerinde ise 10 cm kareden büyük olanlar elenirler. Hareketlere güçlük vermeyen tümörlü pigmentli nörofibromatozis, tedavi ile iyileşmiş ve silahlı hizmete engel olmayan deri tüberküloz ve tüberküloidleri, remisyonda veya sismetik tutulum göstermeyen deri lenfomaları, vücutta yaygın olarak bulunan ya da yüz ve boyunda estetik görünümü belirgin derecede bozan ve tedaviyle düzelmeyen skatrisler, nevüsler, hemanjiyomlar ve iyi huylu diğer deri tümörleri, tedaviyle iyileşmeyen yüzde veya vücutta belirgin derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberküloidleri, hareketlere güçlük vermeyen ancak estetik görünümü belirgin derecede bozan nörofibromatozis, tedavi ve ameliyatla iyileşmesi imkansız olan ve askerlik hizmetlerine engel olan kötü huylu deri tümörleri ve sistemik tutulum gösteren deri lenfomaları, hareketleri güçleştiren veya estetik görünümü ileri derecede bozan tedaviyle düzelmesi imkansız yaygın skratistler, keloidler, hemanjiyomlar ve pigmentli nevüsler, hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan nörofibromatozis, silahlı hizmete engel olmayan tedavi ile iyileşen ve iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri, bunlar skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik egzamalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen iktiyozis, yaygın olmayan diskoid lupus, eritemazus ve benzeri deri hastalıklardır. Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları, askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerler, askerlik hizmetine engel olmayan ve hareketleri güçlük vermeyen genetik geçişli deri hastalıkları, sadece deri ve mukoza bulguları ile seyreden aktif ve inaktif behçet hastalığı, hareketlere güçlük veren veya tedavi ile iyileşmeyen kronik ve yaygın deri hastalıkları ve izleri, güneş ışınlarından etkilenen aktinodermatozlar, deri porfiyarizası, albinizm, yüzün %50'sinden veya vücudun %30'undan fazlasını kaplayan vitiligo, taşlı derinin %50'sinden fazlasını tutan ve tedavi ile iyileşmeyen yaygın alopecia areata, silahlı hizmete engel olan ve tedavi ile iyileşmeyen bulaşıcı ve diğer deri hastalıkları, güneş ışınları ile şiddetlenen veya sistemik belirtisi olan porfiriyalar,
tedaviyle iyileşmeyen geniş ve çeşitli nedenli deri ülserleri, iç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde ileri derecede tahribat yapmış, tedavisi imkansız sifilis izleri ve gomlar. Genel sağlık taramalarında bu hastalıklar elenmenize neden olur arkadaşlar. Anlamlarını bilmediğiniz terimleri internetten araştırıp öğrenebilirsiniz. Adayların genel sağlık taramalarında elenecekleri diş hastalıkları şunlardır. 2 mm ve 2 mm'den büyük en az karşılıklı 8 diş olmak üzere toplam 16 dişi ilgilendiren dişler arası açıklık. Alt ve üst dişler arasında 6 mm ve 6 mm'den büyük iskeletsel alt çene gerilikleri veya 3 mm ve 3 mm'den büyük iskeletsel alt çene ilerilikleri. Arka dişlerin yatay önde 5 mm ve 5 mm'den fazla en az 5 dişi ilgilendiren temassızlıkları. Alt ve üst çenenin her ikisinde toplam 16 dişte görülen çapraşıklıkları. Alt ve üst çenenin çiğnemeyi ve konuşmayı bozan arka bölgede tam ters kapanışa sahip her iki tarafta aşırı çene darlıkları veya çene genişlikleri. Amelogenesis imperfecta ve dentigonesis imperfecta. Alt ve üst çenede toplam 10 veya 10'dan fazla dişi ilgilendiren yaygın mine hipoplazisi. Alt ve üst çeneden sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişler ile 3. büyük azı dişler haricinde 7 veya 7'den fazla kısmi diş noksanlıkları. Bu soru çok geliyor arkadaşlar. Burada dikkat edelim. 7 veya 7'den fazla kısmi diş noksanlıkları elenmenize neden olabilir. 7'den az ise sıkıntı yok. Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olmayan 5'ten fazla diş çürükleri. Buna da dikkat edelim. Bununla ilgili de çok soru geliyor. 5'ten az ise sıkıntı yok. Alveol kemiğinde 6 mm'ye kadar kemik kaybına yol açan 5'ten fazla dişi ilgilendiren periodontitis ve periodontosis halleri. 5 dişten fazla 3. derecede 3 mm diş mobilitesi mevcudiyeti. 5'ten fazla konjenital diş noksanlıkları. Tam diş noksanlığının hem alt hem de üst çenede implant destekli sabit protezler ile sağ ve sol birinci büyük azı dişlerinin bulunduğu, boşluk dahi düzeltildiği durumlar. Protezle düzeltilebilen tam diş noksanlıkları. 15 mm'den büyük veya 10 diş olmak üzere karşılıklı toplam 20'den fazla dişi ilgilendiren cerrahi ortopedik tedaviden fayda görmeyen ön dişler arasında dik yönde açıklıklar. Alt çenenin tedaviden fayda görmeyen alt ve üst dişler arasında 15 mm'den fazla gerilikleri veya ilerikleridir. Klinik olarak tam diş noksanlığı olduğu halde radyografik olarak gösterilmiş, protezle düzeltilebilen pseudo tam diş noksanlığı, yani gömülü süt sürekli dişlerin varlığı demektir. İleri derecede alveoler krep kayıpları sonucunda protezle ve ameliyatla düzeltilemeyen, konuşma ve çiğnemeyi bozan tam diş noksanlıkları elenmenize neden olur arkadaşlar. Kulak, burun, boğaz hastalıklarında adayların elenecekleri hastalıklar şunlardır. Sağır ve dilsizlik, dış kulak yollarının travmatik veya civar organların kronik enfeksiyonlarına bağlı ya da konjenital kaynaklı olan tedavisi imkansız darlıkları, şekil bozuklukları. Dış kulak yolu normal olmak şartıyla bir veya iki tarafta kulak kepçesinin yokluğu, ileri derecede deforme olması veya yok hükmünde olması, hasta kulakta fısıltı sesini 65 desibel ve daha fazla duyacak derecede işitme kaybına neden olan tek taraflı kulak yolunun travmatik veya
civar organlarının kronik enfeksiyonlarına bağlı ya da konjenital kaynaklı tedavisi imkansız darlıkları, ileri derecedeki auricula deformiteleri, iki taraflı dış kulak yollarının tam kapanıklığı, buna atrezisi denir, kronik orta kulak iltihabı, kulağın dış kulak yolu arka duvar bütünlüğünün bozulduğu ameliyatlar, iki taraflı otoskleroz, periferik tipte bilateral vestibüler hastalıklardır. Adayların genel sağlık muayenelerinde, ruh sağlığı ve hastalıklarında elenecekleri hastalıklar şunlardır. Psikotik bozukluklar, bipolar bozukluklar, psikotik ataklarla seyreden ağır kişilik bozuklukları, bunlar şizoid, şizotipal, paranoid, borderline gibi, kronik nitelik kazanmış nevrotik bozukluklar, anksiyete, depresif, obsesif spektrum, travma ve strese bağlı bozukluklar, somatoform, dissosiyatif, yeme bozuklukları ve bunların alt tipleridir. Konuşma bozukluğu, uyum bozuklukları, madde kullanım bozukluğu, mental retardasyon ve zeka yetersizlikleri, cinsel kimlik ve davranış bozukluğu, ağır davranış patolojileri ile seyreden kişilik bozuklukları, hafif derecede tik bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, tıbbi nedenlere bağlı ileri derecede kişilik bozuklukları veya tıbbi nedenlere bağlı kronik ruhsal bozukluklar, yaygın gelişimsel bozukluklar, bunlar otizm, Asperger ve benzeri, en son olarak tik bozuklukları bulunanlar genel sağlık muayenelerinde elenirler. Adayların genel sağlık tanımlarında elenebilecekleri yüz hastalıkları şunlardır. Hemanjiyom nedir? Yapısal olarak içleri kanla dolu boşluklardan oluşan kırmızı, mor renkli şişlikler şeklindedir. Keloid, yaranın aşırı derecede iyileşmesi anlamına geliyor. Pigmentli nevüsler ise benlerdir. Yüz bölgesinde bunların boyutu 4 cm kareden, diğer vücut bölgelerinde ise 10 cm kareden büyük olanlar, görünümü ve mimik hareketleri bozan skarlar elenmenize neden olur. Yüz, orbita veya burun kemiğinin yüz görünümünü bozmayan kırıkları ve sekerleri. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Burun kemiği kırıklarının ameliyatla veya ameliyatsız iyileşmiş, fonksiyon bozukluğu yapmamış sekerleri askeri öğrenci olmaya engel teşkil etmez. Yüzün, sinüslerin veya çene kemiklerinin yüz görünümünü bozmayan ya da hafif şekil bozukluğu yapmış iltihabı, kistleri, iyi huylu kitleleri, hastalıkları ve sekerleri elenmenize neden olur. Sıkça sorulan sorulardan birisi de skolyozdan elenir miyim? Hemen açıklıyoruz. Skolyoz deformitesi için ön arka planda torakal seviyede 26-45 derece, lomber seviyede 21-50 derece arası deformiteleri olanlar elenirler. Bu derece harici olanlar da sıkıntı olmaz geçebilirler. Sıklıkla sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi, olumsuz sağlık raporuna nasıl itiraz edebilirim veya itiraz edebilir miyim oluyor. Arkadaşlar, olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı'na şahsen başvuruda bulunurlar. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilir. Yani başka bir hastaneye sevk edilirsiniz. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise
işlemleri sonlandırılır. Yani adaylığınız iptal ediliyor arkadaşlar. Olumlu ise hakem hastanesine sevk edilir. Farklı bir hastaneye daha sevk ediliyorsunuz. Hakem hastanesine sevk edilen adaylar almış oldukları sonuca göre işlem yapılır. Yani bu hakem hastane arkadaşlar sizinle ilgili olumlu astsubay olur raporu verirse herhangi bir problem yaşamadan adaylığınız devam ediyor. Ancak olumsuz raporu verir yani astsubay olamaz raporu verirse işleminiz bu noktada son buluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.